Adalet Defteri'nden merhaba sevgili izleyenler. Bir programla daha karşınızdayız. Yılı kapatırken bu seferki konumuz aslında tutuklu gazeteciler. Gazetecilere yönelik yargılamalar, sosyal medya yargılamaları. Aslında Türkiye'de gazetecilerin son bir yılı nasıl geçti diye. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği yakın zamanda Türkiye'deki gazetecinin yargılamalarına ilişkin bir raporunu, dava izleme raporlarını açıkladı. Programda o yüzden konuğum MLSA eş direktörü Barış Altıntaş. Barış'la beraber konuşmaya başlamadan evvel her sene aslında çok artık bizim de alıştığımız Adalet Bakanı'nın Yılmaz Tunç'un açıklamaları geldi. Türkiye cezaevlerinde hiçbir gazetecinin bulunmadığına, gazetecilik faaliyeti nedeniyle kimsenin olmadığına yönelik açıklamaları geldi. Şimdi o açıklamaları ekranlarınıza getiriyoruz. Ardından da DEM Parti Şırnak Milletvekili, bizim de eski meslektaşımız olan Ayşegül Doğan'ın açıklamaları var. Birazdan birlikteyiz. Eleştiri ve haber sınırını aşmayan düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağına yönelik düzenlemeleri hem Türk Ceza Kanunumuzda hem Terörle Mücadele Kanunumuzda hem Basın Kanunumuzda bu düzenlemeleri gerçekleştirerek ifade özgürlüğünün tahkimine yönelik önemli bir aşama kaydettik. Şunu buradan ifade etmek istiyorum. Konuşmacıların bir kısmı ifade etti. Gazetecilik ve sosyal medyada tweet attığı gerekçesiyle tutuklananlar olduğunu ve yargılananlar olduğunu söylediler. Şu anda gazetecilik faaliyeti nedeniyle cezaevlerimizde bulunan kimse yok. Tabii atılan tweetlerin içeriğine baktığımız zaman eğer o tweetler gerçek hayatta suç teşkil eden bir husus sosyal medyada da tekrarlandığında ya da aynı suç sosyal medyada ya da tweet yoluyla işlendiğinde elbette ki bir ceza ile yaptırımla karşılaşması mümkün değil. Mümkün. Fiziki saldırıya uğrayan, linçe uğrayan o kadar uzun ki liste, dün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç buradan dedi ki içeride tutuklu gazeteci yok. Malumunuz bunu da ilk kez duymuyoruz. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da sayısız kez içeride tutuklu gazeteci yok dedi. Değişen dönemlere göre gazeteciler ve gazetecilik faaliyetleri de değişti. Ve hatta yılların gazetecileri bu ülkede yok sayıldı şimdi mevcut iletişim başkanlığı sayesinde. Çünkü bütün basın kartlarının, burada elimde kocaman listeler var, sürem yetmeyecek. Çünkü bütün basın kartlarının kontrolü de iletişim başkanlığında. Haklı tabii Adalet Bakanı, çok haklı. Niye haklı? Kime soruyor kimin gazeteci olup olmadığını? Mahkemeler aracılığıyla iletişim başkanlığına soruluyor. Ve iletişim başkanlığının uygun görmediği kişiler gazeteci sayılmıyor artık bu ülkede. Mahkemeler de iletişim başkanlığından gelen bu nota, yazıya göre karar veriyorlar. Bunları bizzat yaşayan gazetecilerden dinledik. Ara karar çıkartıldı bazı gazeteci arkadaşlarımız için. Ve iletişim başkanlığında kaydı olmayan, sözüm ona, turkuaz basın kartı olmayanlar gazeteci değil örgüt üyesi sayıldı. Bakın bunlardan biri şu anda Dicle Müftüoğlu, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin eş başkanı. Uluslararası en dirençli gazetecilik ödülü aldı yakın zamanda ama kendisi hapiste. Fakat gazeteci değil. Adalet Bakanı'na sorarsak değil. Adalet Bakanı'na göre 81 yaşında kaybettikten sonra basın kartı ile ilgili açtığı davayı kazanan sevgili Aydın Engin de gazeteci değildi o zaman. Adalet Bakanı'na göre Nadire Mater de gazeteci değil. Adalet Bakanı'na göre Tuğrul Er Yılmaz da gazeteci değil. Çünkü İletişim Başkanlığı diyor ki milli güvenlik gerekçesiyle Tuğrul Er Yılmaz'ın kendi deyimiyle 70 plus nasıl bir milli güvenlik gerekçesi olabilir? Tuğrul Er Yılmaz'ın milli güvenlik gerekçesiyle sarı basın kartı, daimi sarı basın kartı iptal edildi. Evet, şimdi Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği eş direktörü Barış Altıntaş bizimle. Barış, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle elinize sağlık. Bir yıllık bir rapor izleme var. Çok da yoğun bir faaliyet. Biz daha aşinayız sizin çalışmalarınıza. Biraz şundan geçmek istiyorum. Hani bakanın açıklamalarına gelmeden evvel ya da belki onunla beraber de yorum yapmak istersin ama çünkü bakan işte hiçbir gazetecinin yani gazetecilik faaliyeti sebebiyle cezaevinde olmadığını söyledi. Sosyal medya nedeniyle kimsenin tweetleri nedeniyle yargılanmadığını, bu rebellerin 2022 yılına ait olduğunu söylemişti. Sizin raporda neler var? Bu anlamda gazetecilerin, Türkiye'deki gazetecilerin son bir yılı nasıl geçti? Bu önce ben rapordan önce aslında Adalet Bakanı'nın söylediklerine biraz bahsetmek istiyorum. Adalet Bakanı'nın söylediği tabii ki doğru değil. Ayrıca ciddiyetsiz. Biz bu adalet gözlem
projemizi 2018 yılından beri devam ettiriyoruz açıkçası. Ve gazetecilerin yargılamaları, daha sonra zamanla Türkiye'de hukukun aşılmasıyla birlikte diğer ifade özgürlüğü davalarındaki yargılamalar hakkında son derece yaygın, geniş, efektif ve de istatistiksel bilgi topluyoruz. Evet. Bunu da niye söylüyorum? Bu rakamlar reddedilemeyecek bir şekilde bakanı yalanlıyor. Hem Türkiye'nin işte var olan terör tanımına dair örnekler de vereceğim. Bunun 2018'den beri devam ettiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü 2022'den geri kalandan değil, Türkiye'de elbette birçok gazeteci gazetecilik yaptığı için cezaevinde. Türkiye'de çok fazla siyasal tutuklu var, siyasi tutsak var. Bunların hepsinin de iddianameleri, tutanakları halka açık zaten bir kısmı. İkincisi duruşmalarda sorulanlar, söylenenler, soruşturmalarda tüm bir aşamada bunların yani Türkiye'nin var olan geniş terör tanımına bile uygun olmayacak kadar doğru kelime gibi bulmakta zorlanıyorum. Haksız ve adaletsiz olduğunu ortaya koyabilirim. Bu yüzden ciddiyetsiz diyorum. Ciddiye bile alınmadığı için gazeteci yok demenin ciddiyetsiz olduğunu bu yüzden vurguluyorum. Ayşegül Doğan'ın söylediği çok güzel hatırlatmaları vardı değil mi? Örneğin Aydın Engin'in ne basın kartı verilmemesi, yani 50 sene 60 sene belki gazetecilik yapmış bir insan ve öldükten sonra işte mahkemesi sonuçlandı. Çok güzel vurucu bir örnekti. Bu kadar iyi gösteren bir örnek. 2022'ye dönmek gerekirse rapordan önce biraz bahsedeyim. Bizim raporumuzda biz toplamda 233 tane ifade özgürlüğü davasını izledik. İfade özgürlüğü davası derken neyi kastediyoruz? Bir ifadeniz, söyleminiz, haberiniz, gazeteciler de var bunun dışında veya eyleminiz, talebiniz, vatandaşlık hakkını kullanmanız, sokağa çıkmanız, bunların cezalandırılmasını biz ifade özgürlüğü davaları olarak bakıyoruz. Ve burada iki öne çıkan bulgu var. Gazetecilere gelmeden önce gazeteciler her zaman Türkiye'de özellikle 2018'den beri en çok hedef alınan grup. Gerçekten yargının artık aktif olarak bir silah olarak kullanıldığı, zaman zaman işte hükümetin gündemine göre bu cezaevindeki gazeteci sayısı azalır, artar, çoğalır ama düğmeye basıldığında, gerektiğinde kullanılması asla değişmiyor. Ama son 2-3 senede aslında tabii 2013'ten beri devam eden bir eğilimle ayrıca sokakta hak arayanlara karşı da büyük bir baskı olduğunu görüyoruz. Ondan da kısacık bahsetmek istiyorum. Bu Türkiye'nin işte 2911 dediği toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlaması çok sık kullanılıyor. Gittikçe artan bir şekilde kullanılıyor hak arayanlara karşı. Raporda bunlar da var. Ve kim bu hak arayanlar? Bunlar arasında kimler var? Öğrenciler, Boğaziçi öğrencileri rektör atamasını protesto eden onların 2021 ve 22'deki 2021'den protestoların birçok davası devam ediyor. Birçok kadın davası var. 4-5 tane kadın davası var. LGBT'ler, hak arayan, cumartesi annelerinin iki davası burada gene gündeme geldi. İşçilerin davaları var. Yani sokağa çıkan herkese büyük bir baskı uygulandığını da görüyoruz. Bunu da söylemeden edemedim, geçmek istemedim. Gazetecilere gelince gene bizim bu 1 Eylül 2022'den adli yıla yani 1 Eylül 2023'e kadar izlediğimiz 233 davanın neredeyse yarısı, 135 tanesi gazetecilik davası. Ne demek gazetecilik davası? Bir haberidir, bir programda söyledikleridir, bir tweetidir, bir konuda görüşünü belirtmesidir. Bunlara diyoruz. Ve yargılanan toplam gazeteci sayımız 314. Bu 233 davada 1646 sanık var ama 314 dava var. Onların 135'i sadece gazetecilikten açılmış. Bu çok büyük bir rakam. Yani sanık sayısı olarak belki daha düşük görünüyorlar. Gerçi böyle bir karşılaştırma da çok anlamı yok ama bütün davaların yarısı değil %65'inin, %66'sının gazetecilere yönelik olması da bir gösterge. Her anlamda hedef alınıyorlar. Ve bir çok uzatmak istemiyorum, soruyu toparlamak istiyorum ama gene bakana getirmek istiyorum. Bir tane örnek vermek istiyorum. Neden hani gazeteci yok dediğini. Güzel bir örnek. Bir de belgeselci Sibel Tekin'in davası bu dönemde görülen duruşması da oldu. Tutuklu kalmıştı. Bu Sibel Tekin uzun zamandır Ankara'da belgeselci olarak bilinen biri. Yani birçok konunun eyleminin belgeselini yapan bir insan. Hani dün işte yeryüzüne dün çıkmış biri değil. Ve Türkiye'de çok tartışmalı olmuştu hatırlayacak olursanız. Hala da tartışıyoruz. Türkiye bir nedenle bu yaz saatini geçiş
geçişi bıraktı. Bu da bu arada araştırılması gereken bir konu. Örneğin Rusya'da yaptı. Yani daha otoriter ülkelerde böyle bir yaz saatinden vazgeçme, tek zaman biriminde kalma var. Neyse, bilmiyorum. Nedenini bilmiyoruz. Kimsenin bilmediği bir konu. Ve bununla ilgili en çok söylendiği insanların, her yerde bunun araştırmaları var, başkaları da yaptı programlar. Sabah kalktığında, özellikle batı illerinde insanlar, çocuklar, kadınlar işe giderken çok karanlık oluyor. Ve bununla ilgili bir belgesel çekmek istiyor. Bir gazetecilik faaliyetidir bu, bir belgesel faaliyetidir. Ve karanlıkta, çünkü belgeselin konusu bu, adı da o, karanlıkta başlayan hayat. Çekim yapıyor, insanlarla konuşacak ve bu yüzden gözaltına alınıyor, bu yüzden tutuklanıyor ve bakın örgüt üyeliğiyle suçlanıyor. Neden? Bunu nasıl gazetecilik faaliyeti? Bunu bana gerçekten ne Adalet Bakanı kimse anlatamaz. Çünkü savcı karar veriyor, bunları hani gene çok uzatmak istemiyorum duruşmada da. Şöyle bir karar veriyorlar, kullandığı kamera çok iyi değil diyorlar. Çok profesyonel değil. Demek ki bunlar şeyde de soruldu, duruşmada da, o yüzden şaka yapmadığımın altını bilmesini istiyorum. Çok iyi değil. Demek ki bu böyle bir belgesel faaliyeti olamaz. Demek ki bir keşif yapılıyor bir örgüt adına. O yüzden örgüt üyesiniz diyorlar. Bunu gerçekten şaka, bu hakikaten trajikomik dediğimiz. Gerçekten bir insanın tabii ki özgürlüğünden yoksun bırakılması şey dehşet, korkunç bir şey. Ama bir yandan da bu nedende çok gülünç. Örneğin hakim soruyor, belgesel çalışması yapmadan önce bir senaryo yazılır. Siz yazdınız mı? Yazmadıysanız demek ki örgüt üyesiniz gibi. Artık bu Türkiye'nin zaten çok eleştirilen, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var, Venedik Komisyonu var, uluslararası birçok standart, hukuki standardı belirleyen bir sürü kurumun görüşleri var. Türkiye'de Avrupa Birliği'nin vize serbestisi için doğru ya da yanlış bağladığı şey terörle mücadele kanunu ve ilgili kanunların değiştirilmesiydi. Yani bunu ben söylemiyorum. Zaten çok geniş ama bunu hangi kanuna sığdırabilirsiniz böyle bir suçlamayı? Gerçekten çok ilginç bir örnek bence ama çoğu davada, biz bu 314 yargılanan gazetecinin 133 davasında hemen hemen böyle bir şey görüyoruz. Bu davaların hiçbirinde, açıkça söylüyorum, hepsinde iddianamesi duruşması vardır. Bütün belki 7'sinde gizli tanık vardır, 7'sinde açık tanık beyanı vardır. Onun dışında bütün hepsinde sosyal medya paylaşımıdır, haberdir, yazıdır. Bir tanesinde de gerçekten terörle, artık nasıl yani, hani ortalama sizin bizim anladığımız anlamında terörle ilgili bir suçlama dahi bulamazsınız. Peki bu 133 davadan bahsettiğimizde işte gazetecilere yöneltilen en sık yöneltilen suçlamalar neler? Hani sizin verilerde ne ortaya çıkıyor? Evet, bu da çok yıllardır eğilimi, aynı eğilim devam ediyor. Gazeteciler en çok terör suçlarından bahsediyorlar. Ben demin bunu da söylemeyi unuttum. Zaten bizim raporumuzun başlığı da bu girişte yazmıyor ama sokağa çıkmak yasak. Bunu kameraya mı gösteriyorum? Evet, evet. Şey, haber yapmak terörizm. Yani %70'e yakını, %70'i suçlamaların terör suçları. Birinci sırada terör örgütü propagandası yapmak. Örgüt propagandasına dair de benzer bir tweet atıyorsunuz, fikrinizi belirtiyorsunuz. Bir örgütün propagandasını yapmakla suçlanıyorsunuz. İkinci olarak örgüt üyeliği elbette. Ve bu arada bunun altını çizmek istiyorum. Örgüt üyeliği gazetecinin en çok da ceza aldığı suç oldu. Üçüncü olarak da gene bu terörle mücadele kanununun 6. maddesinde bir suç var. Bu suçta terörle mücadelede hedef almış kişi, affedersiniz, terörle mücadelede görev yapmış kişiyi hedef göstermek suçu. Bu yaklaşık her senede olur, %10'unda suçlamaların gazetecilere karşı kullanılır. Gittikçe de artıyor aslında, her sene demeyeyim, son 3 senedir görüyoruz. Gazetecilere karşı kullanılıyor. Burada gene hani çok bir örnek de anlatmak istiyorum. Genellikle bu terörle mücadelede hedef alan, görev alan kişi, hedef gösterildiği iddia edilen kişinin de terörle mücadele tanımına Türkiye'de anlatılmış işte yönetmelikler, ilgili mevzuat çerçevesinde asla uymadığını görüyoruz ve genellikle bunlar hep hakim ve savcılar oluyor. Yine bir örnek vermek istiyorum. Bu dava döneminde Ekim'de aslında duruşması görüldü ama biliyorsunuz tutuklu yargılanan arkadaşlarımız vardı. Yaklaşık toplam olarak 29 gazeteci cezaevindeydi izlenen duruşmalarda. Bunlardan bir tanesi Diyarbakır'da 15 gazeteci 13 ay tutuklu kaldı. Yani bakın, bu bir yıl gidiyor insanın hayatından. Bunlar da hani böyle çok bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü işte rakamlar, yüzdeler verirken bunları unutuyoruz. Yani bir yılın kopartılması anlamına geliyor hayatta. Bir yılın kopartılması. Bir böyle insanların aileleri var, geçindirmeleri. Yani bir yıl cezaevinde kalmak büyük bir şey.
Ve neden suçlanır? Üyelikten. Yine bu dava değil konumuz. Buna geliriz sonra tekrar. Fakat şöyle 13 ay suçlanıyorlar. Bir iddianame var. Yani kendisini insanların onların yerine koymasını istiyorum. Suçlanıyorlar. Suçlamalar temelsiz. Neden orada çalıştın? Neden o haberi yaptın? Hani gene böyle bir işte terörist deyince aklına ne geliyorsa onunla ilgili bir şey bunu hani tekrar Adalet Bakanı'na şey yaparak söylüyorum. Yok ve siz 13 ayın sonunda sizi bir gün duruşmaya çıkarıyorlar. Gerçekten o Kafka'nın romanı gibi. İşte anlat bakalım sen niye o programı çektin? Ve bir bakıyorsunuz o iddianamayı yapan insanın, savcının, suçlamaları, Zeynel Altin'in eşi sizi yargılayan hakim. Gerçekten insanın yani hiçbir yerde olmayacak kadar da bir absürtlük. Bilmiyorum mesela Adalet Bakanı bunun hakkında ne düşünüyor? Fakat esas bu TMK6'dan bahsediyorduk. Terörle mücadelede şey yapan kişi. Bunun haberi yapılıyor. Burada reddi hakim itirazı yapılıyor. Bununla konuşuluyor. Ve bir zaman sonra bu savcı hakim çift başka bir ile bir mahkemeye atanıyor. Bu atamalar da HSK kararıyla, Hakimler Savcılar Kurulu kararıyla gerçekleşiyor. Ve bunlar da resmi gazetede bu kararname yayınlanıyor. Atama kararnameleri. Bir gazeteci arkadaşımız bunun resmi gazetede yayınlanmış. Daha ne kadar hani kamuya açık olabilir, ne kadar hedef gösterme olabilir bunu vurgulamak istiyorum. Ekran resmini paylaşıyor, diyor ki o savcı çifte işte buraya atanmış veya bakın böyle bir şey çıktı. Ve onu da 5 kişi, 5 gazeteci de RT'liyor. Gerçekten böyle toplam 6 RT var, 6. şey ismi açık olmayan biriydi. 5 kişi de ve ertesi gün aman Allah'ım tweet'i atan kişi ve diğer 5 gazeteci. Ferhat bildiğim kadarıyla Sibel, Evrim Kepenek. Fıratcan Arslan, Evrim Kepenek İstanbul'da bir de farklı şehirlerde. Bu çok güzel bir nokta. Evrim Deniz Diyarbakır'da. Sibel Yükler Ankara'daydı. Sibel Yükler'le Fırat Ankara'da, Delal Akyüz İzmir'de. Bu insanlar bir anda böyle şafak baskını. Evlerinden gözaltına alınıyorlar. Ve bunu da söylemek istiyorum. Evrim Kepenek güzel bir hatırlatma oldu. Evrim Kepenek'i bir gecede tuttular burada Çağlayan'da. Ve sonra gün sonunda anlaşılıyor ki bu savcı işte beni hedef gösterdi. Hedef gösterilme dediği resmi gazetelerin de RT'lenmesi. Yani aslında madem onu ciddiye alacaksak neden resmi gazete artık ilgili kurumlara dava açılmıyor. Ve gerçekten burada ilk defa bir tutuklama gerçekleşti. Fırat Can Arslan 100 gün bu kişi tek kişilik hücrede tutuklu kaldı. Sonra Ekim'de beraat duruşması oldu. Buraya gelmişken şunu da sormak istiyorum. İşte Sibel'lerin, Fırat'ın örneğini verdin. Mesela işte Fırat 100 gün kaldı. Yakın zaman Tolga Şardan'da gördük. Hani 10 gün değil, 4-5 gün benim kadarıyla. Yanlış hatırlamıyorsam ertesi gün çıktı. Ertesi gün müydü? Daha evet. Da az kısa süreli. Ama bir tutuklandı, bir cezaevine hani girdi ve çıktı. Sedat Yılmaz'ın işte mesela gerçekten bir yıl iddianame açıklandı, duruşmaya çıktı ve tahliye edildi. Şimdi normalde bu hukukçuya sorulacak bir soru ama hani Türkiye'de yaşayan ve işte bu alanda çalışan herkes olarak artık alaylı hukukçu sayılıyorum. Yanlış sayılıyoruz. Yanlış da anlaşılmasın ama hani amiyane tabirle söylüyorum. Hepimiz bir yerde TMK'yı olsun, TCK'yı olsun hani ezberlemek zorunda kaldık. Çünkü maruz kalıyoruz. Ya bu hani alıp salma diyeceğim. Hani bu gözdağı belki de. Nasıl bir, hani burada bir patern var mı? Yargı burada nasıl kullanılıyor? Buradaki amaç ne? Nelerle karşılaşıyor? Burada her zaman şunun altını çizmek lazım. Bunu ve biz bunu 2018'den beri yapıyoruz derken hani baktığınızda hani web sitemize de bakabilir izleyiciler. Yıllıkta yıllara göre de ne oldu? İşte karşılaştırma yapılıyor. Yani kaç kişi bırakıldı, kaç kişi alındı veya işte diyoruz ki TCK 299 değil mi? Cumhurbaşkanlığı hakaret ne kadar kullanıldı? İşte 301 ne kadar kullanıldı? Bu arada bunların hepsi veya işte diğer davalardaki değil mi 2911 dediğimiz yürüyüş ve gösteri kanunu muhalefetten bahsediyoruz. Sistematik ihlal olduğunu ayın belirlemiş. Bunların hepsi değişebilir oranları. Yeni şeyler çıkabilir. Burada gösterge hani nasıl bir pattern, bu ara odur, bu ara şudur, tek bir göstergesi var bunun. Yargı bağımsızlığının olmadığı ve istediği zaman aktive edildiği. Gene ben tutuklu gazetecilerden, bu rakamlardan bir örnek vermek istiyorum. Ve sonra da bu rakamlarda işte az gazete, çok beraat oldu, az tutuklandığında bunun bu olursa da bunun iyi bir şey aslında olmadı. İyi bir şey tabii ki insanlar cezaevine girmesin de çok da anlamlı olmadığını da ifade etmek istiyorum, toparlayacağım. Şöyle. Tutuklu örnek veriyorum. Darbe girişimi sonrasında yaklaşık yani 180'e yakın gazeteci bir anda cezaevindeydi. Sonra bunlar azaldı, çoğaldı. Tabii gene Kürt basını hep %50-60'lardaydı.
Böyle ve bir noktada 2019 yılının Eylül ayında bir yargı reform paketi geçirdi Türkiye. Hiç hatırlamıyorum kaçıncı oluyor. Birinci, ikinci artık karıştırıyoruz. Ve gerçekten de orada olan yargı reform bundan sonra birçok gazeteci cezaevinden çıktı. Buradan yani hemen hatırlamak gerekirse örneğin mesela İdris Yılmaz mesela orada cezaevindeydi. İdris Sayılgan sanırım çıktı. Birçok gerçekten bu rakamlarda bir düşüş oldu. O işte bu paket iyidir, güzeldir. Bu anlamda asla söylemiyorum ama cezaevinden çıkışlar oldu. Diğer siyasi tutsakların durumunda da oldu. Çünkü Türkiye çok da rahatsız oluyordu. Sürekli diyorlardı ki en çok cezaevi şey yapan ülke. İşte o zaman hep her sene Çin'den de öne geçti falan diye. Onun hani bir imaj düzeltelim diye. Gerçekten bu çıktılar. Ve sonraki 1,5-2 senede gerçekten tutuklu yargılama gazetecilerde. Tutuklular işte stabil kaldı. Yani zaten hükümler 30. 1,5-2 sene şey... hemen hemen hiç olmadı. Bir tek istisnasını ben hatırlıyorum. Bu Van'ın Çatak ilçesinde bir işte iki köylüyü almıştı jandarma. Evet, helikopter. İşkence davası. Evet, işkence davası. Onlara yapılan biri hayatını kaybediyor, iki sivili. Onların o arkadaşlar, orada sanırım 6 gazeteci aldılar. Onların 4'ü tutuklu kaldı. Ama onları da şimdi yanlış olmasın da Ekim'de alıp hani Ocak'ta dur daha hızlı böyle bir 3-4 ay sonra bırakıldılar. Gibi de hatırlıyorum. Hani o bir oydu yani kısa bir süre. Onun dışında da fazla bir gazetecilerde tutuklu yargılama olmadı. Hı hı. Ama gelin görün bakın ki gene bu şey bakınca şimdi 29 gazeteci bu seneki davalarda ki bu demin bahsettiğiniz Sedat Yılmaz, Abdurrahman Gök, işte şimdi Dicle Müftüoğlu bunları ben katmıyorum bu sayıya. Hı hı. Çünkü onların duruşması bu ay görüldü Aralık'ta. O yüzden yok. Yani aslında 29 artı diyebiliriz. Hani bu şeyler içinde gazeteci tutuklu yargılandı. Bir işte bir tanesi şey Ankara'dakiler 8-9 ay tutukluk aldılar, ötekiler 13 ay tutukluk aldı. Neden? Ve orada çünkü hükümetin gündemi bunu gerektirdi. Hı hı. Örneğin işte demin bahsettiğimiz arkadaşlar ise neden? Çünkü 15 Mayıs geliyor. İşte gene bu yani Kürt medyasına, sadece medyaya değil zaten. Birçok operasyon yapıldı o zaman Diyarbakır'da şeyde. Bir şey o gerekti. O zaman insanlar alındı. Bugün sıfır gazeteci olur cezaevinde. Yarın isterlerse 200'ünü alırlar. Şimdi sorun bu. Bu anlamda evet. Da raporda bu azalma bunu demek istiyorum. Hani azalma şeylerin de çok farklı bir anlamı olmuyor. Hani hangi şey nasıl bir pattern var diye. Ama bu Tolga Şardan'la ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Bizim önem verdiğimiz burada iki konu var. Bir tanesi dezenformasyon yasası dediği devletin. Biz de işte sansür yasası diyoruz. Bir yasa geçti. Ondan tutuklu kaldı. Hemen bu yasayla ilgili de toparlayacağım. Geçen senenin aralığında işte kabul edildi. Ocak başından işte Bitlis'te bir gazeteci arkadaşımız Sinan Aygül ilk defa bundan gözaltı, tutuklama, ceza, işte istinaf başvurusu, reddi, Anayasa Mahkemesi hep bunu süreçleri yaşadı. Ama biz Şubat'tan başlayarak bunun halka yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak adı işte TCK 217A diye girdi o şeyle birlikte. Bunun aktif olarak kullandığını gördük. Bütün depremde 4 kişi gözaltına alındı, tutuklu kaldı 2 gazeteci Osmaniye'de. Kendisi depremzede 2 yerel gazeteci. Onlar da 2-3 ay, yanlış söylemeyeyim, 3 aya yakın. Orada deprem işte çadırları neden dağıtılmıyor diye resmini çektikleri için. Böyle çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. İnsanlar gözaltıları soruştu. Yani 33 kişiye yakın listemizde bizim var. Hani bunların bir kısmı işte çok emin olamıyoruz hani Oğuzhan Uğur onu işte gazeteci değil mi ama en azından nereden baksanız hani 26-27 kişi gazeteci gerçekten haberleri nedeniyle bundan yargılanıyor. Bu çok net. Tolga Şardan'ın vakasında da yargıdaki yolsuzluk iddiaları hakkında işte Cumhurbaşkanı'na MİT bir rapor hazırladı diye bir şey yazdı ve çok yani bu da ilginç çok daha tırnak içinde tehlikeli yani bilgiler veren bir insan. Eski bir polis adliye muhabiri. Eski yani buradan geliyor. Apar topar alındı ve ertesi gün çıktı. Evet bu kabul edilemez. Bu yanıltıcı bilgini, halkı yanıltıcı bilgi yaymanın nasıl kullanıldığını gösteriyor. Ama şurada Tolga Şardan'ın çıkması ve çok sevinçliyiz çıktığı için her zaman da destek olmaya hazırız. Çünkü çok büyük tepki geldi. Bütün gazeteciler, meslek örgütleri, diğer kişiler gerçekten herkes, bence ben böyle düşünüyorum, daha fazla tutamadılar bu tepkiden. Ama bu işte seçimler öncesi örneğin tutuklanan arkadaşlar işte Sedat Yılmaz, Abdurrahman Gök veya Ankara, Diyarbakır'da
işte geçen sene ne bir işte 8 ay 13 ay tutuklu kalan arkadaşlar da bence bu kadar yüksek ses gelmedi. Hem meslek örgütlerinden biz hep bunu söylüyoruz. Hı hı. Böyle hep tekrarladığım işte hani şu anda işte gene kendi gündemi ama kovalıyor muyum ama bu bizim için büyük bir sorun. Bunun aşılması lazım. Çünkü ne olursa olsun bunların hepsi bakın çok siyasi davalar. Yani çok net buna söyleyebiliriz aslında. Azını koymakta da şey, bence sıkıntı yok. Yani Kürt basınına yönelik saldırılardaki dayanışma ortamıyla hani batıdan bir gazetecinin ana akım kökenli bir gazeteciye yönelik evet, verilen destek evet, arasında ciddi fark var. Fark var. Ve bunun böyle olmaması lazım. Çünkü aynı yani işte bu hani ya dedik yargı bağımsızlığı yok. Bugün hiç seni alır, o gün beni alır. Bugün sıfırdır, 200'dür. Bu çok büyük fark var ve ses çıkarmak çok şey değiştirir. Hı hı. Belki buna mı yani nasıl bunu bir tepki gösterilmemesi ve gerçekten de toplumun, meslektaşların, örgütlerin gazetecileri yalnız bırakması. Belki bu Yılmaz Tunç'un, Adalet Bakanı'nın sözlerinden daha bile vahim. Hı hı. Bunu da söylemek istedim. İki konuyu birleştirmiş gibi. Çok önemli bir nokta aslında bu. Ama aslında Kürt basına geçmişken biraz oradan gitmek istiyorum. Hem özgür basın çalışanlarına, Kürt gazetecilere yönelik, işte Kürt basının mensuplarına yönelik saldırılarda ne gibi farklılık var diye. Hem de özellikle lansmanda da sizin eş direktörünüz Veysel Okun da söylediği bir şey vardı. Hani bildiğim kadarıyla işte BLSA'nın Diyarbakır'da da muhabiri var. Deniz arkadaşımız. Ve işte evet, evet. İstanbul ve Diyarbakır'da iki muhabir, hani diğer illerde de bir sürü muhabirlerle ama hani iki sabit muhabirle çalışıyorsunuz. Ve orada çok net şey hatırlıyorum. Hani Veysel'in söylediği Diyarbakır'da Kürt illerindeki yargılamaların kendisiyle yani yargılama ortamı, bizim duruşma salonu, işte mahkemenin tavrı vesaire ne kadar farklı buradan ve aslında çok etkiliyor. Hani aradaki ilişkide bir yanda bu yalnızlaştırma da belki etkiliyor. İşte Dicle Müftüoğlu'nun davasındaki o skandaldan bahsetmişti. Savunma almadan hakimin tutukluluğa devam kararı vermesi. Biraz onu soracağım ben. Birincisi Dicle'nin duruşma nasıl geçti? Hani o kısım. Hem de ikinci noktada da hani söz konusu Kürt gazeteciler olduğunda ve bilhassa Kürt illerindeki yargılamalardan yargı aklı diyeceğim artık amiyane ve popüler tabirle nasıl işliyor? Bu sabaha kadar konuşabileceğim bir konu ama sabaha kadar konuşmayacağım. Evet. Sadece şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bir fiziksel koşullar var. Deniz Tekin evet bizim Diyarbakır'daki muhabirimiz. Mesela her zaman böyle bir baskı ve risk altında. Şimdi İstanbul'da Çağlayan'la bir şey izlediğiniz zaman o kadar risk almıyorsunuz. Hı hı. Orada farklı hakimler sizi takip ediyor, biliyor, niye geldiğinizi biliyorlar. İkinci olarak gene genel olarak konuşuyorum. Dicle'nin duruşmasına çok kısa geleceğim. İkincisi fiziksel koşullar gerçekten çok farklı. Ki belki Diyarbakır en iyi olumlu örnekleri olabilir. Birçok Kürt ilinde mahkemeye girdiğiniz zaman bir kere önce işte burada da var Çağlayan'da çantayı geçiriyorsun, X-ray'den. Bir X-ray'den geçiyorsun, güvenlik oluyor. Ondan sonra salona girmeden önce bir daha aranıyorsunuz. Bak bu çoğunda vardır. Bu burada Silivri'de bile yok jandarma şeyinde yanlış hatırlamıyorum bir kere. Yok. İkincisi ben bunu gerçekten çok gördüm. Bunu da söylemek istiyorum. Örneğin işte tutuklu kişi işte Iğdır'dasınız. Tutuklu kişinin yakınları alınmıyor salona. Böyle bir yani bomboş salon. Burada da bazen işlemiyor. Hani siz neredensiniz? İşte bir kimlik gönder. Böyle bir çok ciddi bir kısıtlama var. İnsanları salona sokmuyorlar. Bunun nedeni de şu. Çünkü gözlemci daha gözlerden uzaklar. Hani Çağlayan'da herkes geliyor. Gözlemciler oluyor. Ve gene tekrar aynı konuya bağlarım ama gene gazeteci ve ilgisiyle ilgili. Yani o kadar çok duruşmalara gidilmediği için bunları yapmakta daha rahatlar. Fiziksel koşullar, işte servisin çalışmaması. Bir kere çok genel böyle bir fark var. Dicle'nin duruşması da ilginçti. Bu gerçekten bir gene işte hani Adalet Bakanı'nın belki bakması gereken bir dosya. Ama burada bu mesela şöyle bir şeyle suçlanıyor Dicle Müftüoğlu. Bu ne kadar hani terör tanımına nasıl dediğiniz gibi hukukçu değilim ama yapmış. Sosyal hayatını terör faaliyetlerine kılıf yapmış. Hani bu nasıl bir suçlama olabilir? Gerçekten çoğu da böyleydi. Örneğin gene Sedat Yılmaz da diyor ki işte telefon görüşmeleri yapmış. İşte 1300 tane, 1600 daha farklı o bir iddianamede. Bunların 1000 tanesi işte eşiyle. Hani bu gerçekten böyle delillerden bahsediyoruz tırnak içinde. Ve Dicle o Ankara'da tutuluyor. O getirilmedi salona işte Segbis'le bağlandı, savunmasını yaptı, avukatı konuştu. Resul Temur sonra sanırım bir ara verildi. Ben yoktum bana aktarıldığı kadarıyla ve diğer avukatın. Daha sonrasında geldi heyet ve mahkeme başkanı dedi ki ben kararımı açıklıyorum. Fakat bir avukat daha var dediğiniz gibi Veysel Ok bizim eş direktörümüz. Hı hı. O. Ve hani kendi de anlattı ben daha savunmamı yapmadım. Siz karar verdiğinizden bahsediyorsunuz.
Ve mahkeme heyet başkanı diyor ki evet verdim. Kusura bakmayın ben bilmiyordum, anlamamıştım. Siz istiyorsanız buyurun savunmanızı yapın. Ve savunmamı yapmam, bu böyle bir, yani bu artık hukuk tarihine geçecek bir skandal. Savunmamı yapmam bir değişiklik yapacak mı diye soruyor Veysel. Veya mahkeme başkanı hayır yapmayacak. Çok net bir şekilde hayır yapmayacak ama siz yapın. Biz kararımızı verdik. Yani hiçbir şey dinlemeden. Bu çok güzel bir, güzel derken tabii hep bu kelimeler şey oluyor. Çok net ve açık bir göstergesi artık. Gerçekten bu bu baştaki şeye bağlamak istiyorum. Ciddiyetsizliğin ne kadar ayyuka çıkaran bir şey. Bu kadar olabilir. Hayır ben mi kararımı biz verdik zaten. Ama siz anlatın. Yani ve bunu bu kadar rahat söyleyebiliyor olmak bence yeterince göstergedir diye düşünüyorum. DJ'nin duruşması gerçekten o anlamda bence de hani çok şey, belirgin bir örnek artık hani neyle maruz karşı karşıya olduğumuzun, ama bilhassa da bu işte batıdaki yargılamalarla işte Kürtlerindeki yargılamaların işte batılı gazetecilerle ya da ana akım kökenli gazetecilerle bence Kürt gazetecilerle yönelik yargılamalar arasındaki farkının da önemli bir örneği. Bunu çok rahat bir şekilde işte Cumhuriyet davasında yapamıyorlar diye örnek vereyim ki o da skandallarla dolu bir davaydı. Hmm. Çok teşekkür ederim katıldığın için programa. Bence çok değerli bir rapor. Hani hepimizin emeği olduğu bir yerde. Ama hani özellikle Türkiye'deki bu hem çifte standart hem de hukuk adı altında nasıl bir hukuksuzluk olduğuna dair de güzel bir kayıt sunan bir şey. Ellerinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir dosyayla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.